ile Ekstrem Kafası YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bu bölümde size tarihi olayları anlatacağım. Hem tarihi kaynaklara göre hem de kurallarına göre bunlardan bahsedeceğim. Efsane mi, gerçek mi? Tabii ki en efsane bence olay Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar yapmış olduğu uçuşu anlatacağım. Hezarfen Ahmet Çelebi gerçekten Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar'a kadar uçtu mu, uçmadı mı? Bu uçuş hikayesi gerçek mi, efsane mi? Hem tarihi kaynaklara göre hem de fizik kanunlarına göre sizlere bunlardan bahsedeceğim. 1609 yılında 4. Murat zamanında Hezarfen Ahmet Çelebi dünyaya geldi. Müslüman bir Türk bilgini kendisi. Uçmaya tabii kafayı takmış bir adam. Uçuş ilhamını 10. yüzyılda yaşamış İsmail Ceferi'den aldığı söyleniyor. Aynı zamanda kuşları da incelemiş, kanatlarını incelemiş. Yıl 1632, Lodos esen bir rüzgarda kuşların kanatlarını inceleyerek kendi tasarladığı kanatlarla Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden kendini boşluğa bıraktı ve Üsküdar Doğancılar'a kadar uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuşu aynı zamanda Sarayburnu Sinan Paşa Köşkü'nden 4. Murat da izledi. Üsküdar Doğancılar'a inen Hezarfen Ahmet Çelebi'ye ödül olarak da bir kese altın hediye etti. Hikaye bundan ibaret. Tabii bu ne kadar doğru, tarihi kaynaklarda ne kadar yer alıyor veya fiziksel olarak bu mümkün mü? Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirttiği gibi Ok Meydanı'nda birkaç kez deneme uçuşları yapmış. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen küçük bir paragraf çok başka boyutlara geldi bu hikayede. Şöyle söyleyeyim, bir kere Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen hikayede diyor ki Lodos esen bir rüzgarda Hezarfen Ahmet Çelebi sene 1632'de Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar'a kadar uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 3358 metre mesafe kat etti ve Doğancılar Meydanı'na indi. Aynı zamanda bu uçuş esnasında 4. Murat'ta Sarayburnu'ndan Sinan Paşa Köşkü'nden bu uçuş olayını izledi ve sonra kendisine bir kese altın hediye etti. Daha sonra 4. Murat bu adam çok has edilecek bir adam değil, kafasını her koyduğunu yapan bir adam diyerek Hezarfen Ahmet Çelebi'yi Cezayir'e sürdü deniyor. Nerede deniyor? Sadece Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde. Olay bundan ibaret. Bu paragraf tamamen sadece Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alıyor. Baktığımız zaman efsane mi, gerçek mi dersek, bir, başka hiçbir kaynakta yer almıyor. Sadece Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde var bu olay ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki birçok hikaye abartı olarak tarihçiler değerlendiriyor. Yani bu bir fantastik hikaye. Bu kadar Avrupa'da ve Osmanlı'da ses getirilmiş bir uçuş olayı başka nasıl hiçbir kaynakta yer almaz diyorlar haklı olarak. Bence de öyle. Böyle bir uçuş varsa neden başka bir tarihte yok? Ve Evliya Çelebi'nin bu tarz çok fantastik hikayeleri olduğu söyleniyor. Belki de Evliya Çelebi'nin kendisinin uydurmuş olduğu bir karakter ya da bir hikaye diyebiliriz. İkincisi, Osmanlı'da muhasebe çok sıkı ve çok önemliydi. Tarihçiler de bunu söylüyor. Yani 4. Murat'ın hediye olarak verdiği bir kese altın hiçbir kayıtta yer almıyor Osmanlı'da. Üçüncü olarak ben bizzat çok değerli tarih profesörü İlber Ortaylı hocamızı aradım telefonla. Kendisine bizzat dedim ki hocam, Hezarfen Ahmet Çelebi uçuşuyla ilgili ne düşünüyorsun? O konuda konuşulacak hiçbir şey yok dedi. Tamamen fantastik bir hikaye dedi. Çok değerli tarih profesörleri, diğer tarihi kaynaklar da bu olayın tamamen fantastik bir hikaye olduğuna kanaat getiriyor. Belki de biz onu öyle görmek istedik. Biz bunu çok sevdik. Demek ki kuleden uçan bir insan bize çok güzel bir hikaye gibi geldi. Ama işin aslı öyle değil.
Şu an 67 metre kule. 67 metre yükseklikten 3328 metre mesafe bir kanatla kat edilebilir mi? Mümkün değil. Şu anki teknolojiyle bile o kuleden atlasak herhangi bir delta kanatla, yani motorsuz bir hava aracıyla, kanat olur, planör, vari kanatlar olur, hangi kanatla atlarsanız atlayın, o mesafeyi kat etmek mümkün değil. Çünkü denizin üzerinden gidiyorsunuz, hiçbir kaldırıcı rüzgar vesaire yok. Tamamen fiziğe aykırı bir durum aslında bu, ama uçurdu gibi gösteriliyor. Ezerfen Ahmet Çelebi'nin hem tarihi kaynaklarda böyle bir uçuş yaptığı söylenmiyor, hem de fizik kurallarına göre böyle bir uçuş gerçekleşmesi mümkün değil. Sevdik galiba, bu hikayeyi biz sevdik. Bir de şöyle bir durum var. Ezerfen Ahmet Çelebi'nin Cezayir'de öldüğü söyleniyor. Fakat Cezayir'de mezarı da yok. Belki öyle birisi de olmayabilir bu arada. Tamamen kurgulanmış bir hikaye bence. Peki dünyada uçan ilk insan kimdir desek, herkes Ezerfen Ahmet Çelebi der. Halbuki dünyada uçan ilk insan Abbas Kasım İbni Firnas'tır. Size onu da anlatacağım. Bu haftalık videomuzda bunu size anlattım. Daha da anlatacağım böyle tarihi efsane hikayeleri. Özellikle uçuş hikayelerini anlatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.